Yeni videodan, Bornova'dan herkese selamlar. Şu anda tam Bornova metronun önündeyim. Sol tarafımda Ege Üniversitesi. Bu videoda sizinle beraber Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi'nin, ki bence kampüs olarak gerçekten iyi bir kampüsü var. Hatta açıksa kampüsüne de gireriz de. Kart falan demişlerdi, kart istiyorlar falan. Burayı tanıyacağız abi. İzmir'e eğer bir öğrenci olarak gelirseniz Ege Üniversitesi'ne neler yapabilirsiniz? Buralarda neler var? Bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda tam Bornova metronun çıkışındayım. Eğer buraya öğrenci olarak gelirseniz bol bol kullanacaksınız burayı. Burayı iyi öğrenin. Çünkü her yere Alsancak, Konak, Karşıyaka bu metroyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Herhalde yılbaşı sebebiyle şöyle bir şey yapmışlar. Burada bir kahve dükkanı var. Burası da bakın otobüs istasyonu. Şöyle gözüküyor. Yine aynı şekilde buradan da her yere otobüs var. Şimdi sizinle beraber direkt İçeri doğru girelim. Şu anda saat burada 7.30. Hava da fena değil aslında. Ocak olmasına rağmen. Daha doğrusu ocağa yaklaşırken Aralık gayet güzel. Bilerek akşam tercih ettim. Normalde biliyorsunuz videoları gündüz çekiyorum. Akşam halini göstermek istedim. Açıkçası bu videoda Bornova'yı gezeceğiz. Yani Ege Üniversitesi hakkında bilgi vermeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Yine ufak tefek bilgiler veririm ama ben daha çok bu videoda bir öğrenci olarak burayı kazanırsanız akşamları neler yapabilirsiniz? Burada nerelere gidebilirsiniz? Nerelerde takılabilirsiniz? Bunları size göstereceğim. Şimdi direkt metronun karşısından giriyorum sokağa. Evet, o sokaktan girdim. Bu arada burada birazcık hava soğukmuş Karşıyaka'ya göre. Biz biraz daha şu anda kuzeydoğudayız İzmir'in. Öyle söyleyebilirim size. Bakın burada böyle güzel bir kafe varmış. Çok kafe açılmış ya buraya bu arada gerçekten. Bornova'ya gelirseniz bol bol öğrenci göreceksiniz. Burası tam bir öğrenci ilçesi. Hem Ege Üniversitesi, bu arada Yaşar Üniversitesi de buraya oldukça yakın. Zaten etrafı şöyle size göstermeye başlayayım bakın. Genelde öğrencilere yönelik böyle yeme içme yerleri. Bakın burada bir mısırcı da varmış. Bir şeyler de yeriz bu arada bu videoda. Hem fiyatlardan size bahsederim. Hemen bahsedeyim, müşteri hariç tuvalet 10 liraymış. Sürekli tuvalet diye darlıyorlarsa mantıklı. Şurası hoşuma gidiyor. Bakın şöyle. Yine burada da böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Gayet güzel. Şu anda biz Küçük Park'a doğru giriyoruz. Bakın Küçük Park pilavcısı. Direkt öğrencilere yönelik ya, böyle arkadaşlarınızla falan. Çıkın gelin burada bir şeyler yiyin diye bu tarz mekanlar açılmış. Evet, şu anda tam Küçük Park'ın merkezindeyim. Öyle söyleyebilirim. Burada bir tane böyle bir park var gördüğünüz üzere. Şu tarafta kafeler var. Küçük Park'ın içinde bulunan. Bunlar nargile kafeydi zamanında ama şimdi beraber gezeriz içini. Değişmiş mi bilmiyorum. Öğrenciler, ben de burada bu arada oldukça fazla zaman geçirdim ki ben Balçova'da üniversitem benim vardı. Ama şöyle bir şey var, biliyorsunuz ablam Gökçe ile beraber de videolar çekiyoruz. Gökçe Ege Üniversitesi mezunu. Buraya gelmeden de ondan bayağı tüyo aldım tabii ki de. O da bir öğrenci olarak neler yapıyordu. Küçük Park'ın tam olarak merkezindeyiz ve burada bakın böyle türlü türlü kafeler, barlar, işte KFC varmış, çıtır pideler, cartlar, curtlar, bir sürü şey var abi burada. Evet, şimdi önce tabii ki de olmazsa olmaz Küçük Park'a bir girelim. Bornova gerçekten eskiye göre çok büyümüş. Bakın burada böyle eğer üniversite hayatınızı Batak ve 101 eşiğinde geçirmek isterseniz buraları değerlendirebilirsiniz. İnanılmaz kurye var. Tabii ki de öğrenci yeri çok normal. Bakın burası da. Bu arada nargile içiliyor içeride. Nargile devam ediyormuş. Maç yayını da var. Güzel, süper ya. Bütün öğrenciler şu anda burada. Buralar bayağı yalnız şeye dönmüş. Tam bir böyle kahve kültürüne doğru dönmüş. Benim zamanımda biraz daha fazla kafe vardı. Herkes okey oynuyor şu anda. Güzel, süper. Bence bir üniversite öğrencisi için olmazsa olmaz ya. Okeydir, Batak'tır, 101'dir. Bakın yine şöyle bir kafe. Şu anda saat 7.30, kış mevsimi. Yazın tabii ki de, yaza doğru özellikle baharda. Buralar daha da kalabalık oluyor ki bence şu anda da gayet kalabalık. Bakın yine burası da böyle. Güzel, hadi bakalım bu sokağı bitirelim. Bir sonraki sokaktan devam edelim. Evet, Küçük Park böyleydi. Şimdi Küçük Park'tan çıktık. Acar Kardeşler Gevrek Evi. Ve yanında da Üniversite 2. Üniversite 1 nerede bilmiyorum. Üniversite 2 buranın adı. Burası oldukça meşhur bir yer. Yer bulmak da oldukça zor gerçekten. Bakın. Buraya da sık sık geleceksinizdir diye tahmin ediyorum. Bu arada Ege Üniversitesi hemen şu anda şu elimin şöyle arkasında kaldı ama gerçekten büyük bir üniversite. Sizin bölümünüz diğer tarafa doğru da olabilir. O şeye yaparsınız. Tercih ederken bir fakülteniz nerede ona bakın. Hadi bakalım. Kalabalık ya gerçekten. Her yer öğrenci kaynıyor. Bakın böyle. Kardeşimiz burada sosisli gibi bir şeyler yapıyor. Burada da kafeler var. Bu kafeler biraz daha böyle daha ufak, daha sakin. Yani Küçük Park gibi değil. Oyun falan oynandığını sanmıyorum. Burada manavcı var, güzel. Tabii de sürekli dışarıdan yemeyeceğiniz için şunu da belirteyim. Burada BİM'dir, A101'dir, işte Migros'tur falan. Bunlardan bol bol var. Hadi bakalım devam edelim ileriye doğru.
Burada artık kafelerin falan birazcık sonuna doğru geldik. Ben şimdi sizi bir yan sokağa götüreceğim. Bir yan sokakta da gece kulüplerinin, pub'ların olduğu kısım var. Desin'le beraber orayı gezeriz. Bakın böyle bu ara sokaklarda dahi onlarca kafe var. Hani sadece o kısım değil, Bornova'nın o metrodan çıktığınız anda her tarafta sizi bu tarz böyle kafeler karşılıyor burada. Yine sokak satıcıları da var, güzel ya. Güzel güzel. Sokak satıcıları her zaman kurtarıcıdır. Hele bir üniversite öğrencisi için aparatif. Bakın mesela şöyle bir kafe var. Güzel gözüküyor. Her sokakta açılmış ya, inanılmaz. Yani Bornova kendini aşmış, öyle söyleyebiliriz. Bakın böyle yılbaşı içinde süslemeler var. Hadi bakalım. Evet, yine burada da pilavcılar. Çok fazla pilavcı var ya. Pilavcı ve mantıcı. Sizi bu arada güzel bir mantıcıya götüreceğim birazdan. Siz de eğer buraya gelirseniz o mantıcıya gitmenizi tavsiye edeceğim. Hatta umarım açıksa tabii. Gider bakarız şimdi. Yine ara sokaklarda gezmeye devam ediyorum ben. Bu arada buraya gelmeden hemen önce birazcık şeylere baktım. Ev fiyatlarına baktım ne durumda diye. Genel olarak 3 artı 1'ler 10 binden başlıyor. O da böyle gerçekten eski bina. Biliyorsunuz Bornova deprem bölgesi. Tabii kimse zorunda kalmadıkça eski bir binada oturmak istemez ama bazen maalesef şartlar öyle gerektiriyor. Ben bilgi amaçlı söyleyeyim. Eski binalar genelde 10 binden başlıyor kiralar. Yeni ve lüksleştikçe bu fiyatlar 25 bin, 30 binleri zorlamaya başlıyor. Maalesef yurtlar hakkında bir bilgim yok. O konuda bir bilgi veremeyeceğim. Güzel. Tato. Dövme. Bir minimal dövme 400 liraymış. Burası da bir diğer sokak. Burası da gerçekten oldukça kalabalık, oldukça fazla kafenin olduğu bir sokak. Aha da kafeler. Ben sanki bu sokağa geliyordum. Üniversite zamanlarında daha çok bu sokağı tercih ediyordum. Bu sokağı seviyordum. Yine böyle bir sürü olmazsa olmaz kafe tabii ki de. Bakın şurada da Kayseri mantısı. Aysel ablanın yeri işte, oraya gideceğiz biz sizinle. Dünya markaları da var. Kapı kafe varmış. Kahve sokağı varmış. Suella kafe varmış. Varmış da varmış. Dünya kadar burada kafeci var artık. Siz bunlardan birine gelip tercih edebilirsiniz. Öyle, hadi bakalım aşağı doğru inelim. Burası böyle yukarıya doğru bir dünya kafe devam ediyor. Hafta içi bugün söylediğim gibi çarşamba günü saat 19.30. Kış mevsimi, ona rağmen bütün mekanlar dolu. Öğrenciler tarafından doldurulmuş vaziyette. Videoyu bu arada Ege Üniversitesi'ni kazanmak isteyen arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve kanala da ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verebilirsiniz bize. Şöyle tatlı bir şey buldum, bar buldum bakın. Neymiş buranın adı? Kampanya. Fiyatlar yazmıyor. Fiyatlara da şey yaparız ya, ben gözüme geldikçe fiyatları söylerim. Et döner 80, tavuk döner 50 liraymış. Okey bence, normal. Bolca döner sandviç. Burası yılların sandviççisi. Evet, normalde ben bu noktada çekim yapmıştım ama kamerayı açmadığımı fark ettim. O yüzden aynı yerleri tekrar yürüyorum. Sherwood diye bir yermiş. İnsan ama manyak diyecek, bu niye böyle sürekli aynı yerde gidiyor. Neyse, burada güzel barlar var. Barlar sokağı. Ben az önce geçtim. Gerçekten güzel. Park Biraver. Aa, evet, bu Bornova'da şey vardı. Biraver diye bir akım vardı. Bakın 50'lik fıçı 47.90'mış. Güzel. 48 lira. Hiç fena değil fiyat olarak. Yine burada da böyle bu şekilde bir sürü bar var. Aynı zamanda sol tarafta tabii ki de wafflecılar şöyle birleşmiş. Burada böyle güzel. Tatlı bir yermiş. Eden Waffle keza. Bu İzmir'de güzel. Bir de wafflecı akım var. Aha burası. Yok lan, ne burası? Burası da güzel. Aklınızda bulunsun. Karşı tarafta böyle gece kulüpleri var. Tabi bugün hafta içi, hafta sonu ve yaz zamanı. Buralar biraz daha böyle coşkulu oluyor. Trafik sorunu. Arabanız varsa ve öğrenci olarak buraya geldiyseniz burada da sizi çok seveceğiniz bir trafik karşılayacak. Fragman diye bir yer varmış. Bravora. Gece kulüpleri. Böyle sağlı sollu bunlar gece kulübü. Bunlar da bu arada canlı müzik de oluyor bazı günler. Onu takip edersiniz, dinleyebilirsiniz gelip burada. Keyifli oluyor. Burası da Bir Alem diye bir yine gece kulübü. Pop daha doğrusu, gece kulübü derken. Burada bir midyeci var. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Burası Bornova Musevi Mezarlığı. Şurada da aynı şekilde bir kokoreççi var. Daha önce denemedim, bilmiyorum. Şimdi o aslında barların olduğu kısımdan tekrar arka tarafa geldim. Burada böyle arabalardan çıkan güzel müzikleri ücretsiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. Gerçekten ben çok keyif alıyorum dinlemekten. Özellikle bütün sesler birbirine karışınca daha güzel oluyor. Yine gece kulübü Baron. Burada da böyle biraz daha arabesk fantasy tarzı bir gece kulübü diye tahmin ediyorum. Canlı müzik. PlayStation kafeler. Tabii ki de üniversite yerlerinin olmazsa olmazı. Bornova'nın küçük bir kısmını geziyoruz bu arada. Tam olarak Bornova metronun hemen arkasını. Büyük park tarafı da var. Gerçekten o kısımda da böyle gece kulüpleri, barlar. Konserler genelde hatta o tarafta oluyor. Ozveni diye bir yer var.
Ben şu anda aslında en popüler kısmını geziyorum. Öyle söyleyebilirim size. Bakın şöyle güzel mekan. Giriş. Bornova Türkiye evi de var burada. Ya burada şöyle söyleyebilirim size. Bakın burası da güzelmiş. Burada herkese hitap eden bir gece hayatı var. Güzel. Bol bol kokar, bol bol yemekçi var ya burada. Aklınıza ne gelirse yemek olarak bulabilirsiniz. Öyle söyleyebilirim size. Hadi bakalım, çok yemek dedik. Bütün sokakları da neredeyse özellikle bu kısımda gezdik. Şimdi artık biz de bir şeyler yiyelim. Evet dostlar, ilk yemeğimizle başlayalım dedim. Sizi Aysel ablanın yerine getirdim. Bakın şöyle gözüküyor içerisinde. Bu arada içerisinde şöyle bir seçenek de var. 4 çeşit sıcak ev yemeği de yiyebiliyorsunuz. Ben mantı tercih ettim. Bunun için de 95 lira ödeyeceğim. Şimdi ben şunun birazcık tadına bakayım. Ondan sonra da size zaten değerlendirmeyi söylerim. Evet, ben birazcık tadına baktım. Şöyle. Ya samimi olmak gerekirse gerçekten güzel. Şöyle bir olay da var. Şu anda bir Burger King'de işte bir Big King menü fiyatı 200-250 lira olmuşken şöyle bir şeye 95 lira vermek, dolu dolu bir tabak gayet güzel. Ya tam bir öğrenci işi özellikle. Öyle söyleyebilirim. Gayet lezzetli. Ben az sarımsaklı söyledim. Oturduğun yer falan da güzel. Etrafta şöyle gözüküyor. Şurada da bir tane pilavcı kestim gözüme. Şimdi birazdan gidelim de onun da bir tadına bakalım. Orası da bayağı doluydu. Fiyatı da pilav tavuk, duble pilav tavuk. Nasıl yiyeceğim onu da bilmiyorum bunun üzerine ama 90-100 lira gibi bir şey vardı. Onun da bir tadına bakarız. Evet dostlar, ben mantıyı yedim. Mantı güzeldi. Bu arada pilav fikrimden net olarak vazgeçtim. Onun yerine sizi bir tavuk dürümcüye götürdüm. Ama kampanya sporcu menüsü 100 lira. Genelde demek ki 100 liradan başlıyor. Şu an hiç pilav yiyecek bir modda değil. Hani tamamen bitmiş vaziyetteyim. Ki benim her zamanki tavuk şeye gidelim, dürümcüye. Az önce videoda söyledim ya ben burayı seviyorum falan diye. Burada da bu arada bir gece kulübü. İçerileri tabii ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama buraların içleri hep dolu şu anda. Yaz mevsiminde ise az önce de belirttiğim gibi insanlar dışarıda oturmayı tercih ediyor. Burası böyle bütün sokaklarda, caddelerde işte müzik, ses. Güzel. Ben bir öğrenci olsaydım eğer gerçekten Bornova, özellikle sosyal hayat olarak Bornova herhalde ilk listelerimin başında olurdu ya, öyle söyleyebilirim. Tam bir öğrenci ilçesindeyiz şu anda çünkü. Evet, ben şimdi tavuk dürümümü aldım. Şöyle gözüküyor. Güzel, bir tadına da bakmak lazım. Neredeyim? Tadım Park Döner diye bir yerdeyim. Hemen az önce aslında gezdiğimiz yerlerdeydi. Normalde biliyorsunuz şuraya gidiyordum. Orada bitmiş, kimse de yok zaten. O yüzden bu sefer burayı tercih ettim. Şunu bir yiyeyim, ondan sonra değerlendirme, fiyat performansı yaparız zaten. Evet dostlar, ben tavuk ve kolayı yedim. Toplamda da 70 lira ödedim. Gayet iyiydi bu arada ya. Özellikle sıcak, soslu, ya bildiğiniz tavuk dürüm. Fiyat performans olarak hiç fena değil. Yine küçük parka geldim. Burada bir motor çılgınlığı. Söylediğim gibi çok fazla kurye var ve her tarafta da öğrenci evleri olduğu için bunlar 7-24 vızır vızır çalışıyor diye tahmin ediyorum. İyice doyma ibareleri göstermeye başladım ama bir tane de tatlı yemek istiyorum ya, şöyle ufak bir tatlıcı bulsak aslında hiç fena olmaz. Nasıl, beğendiniz mi ya buraları, ne diyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın, söylediğim gibi kanala da abone olmayı unutmayın. Burada bu arada bir polis arabası da bekliyor tabi. Kalabalık yer ne olur ne olmaz. Güzel. Genelde böyle şıkır şıkır bir yer. Burası gece de bu arada hareketli ya, böyle hani durdurak birmeden bir hareket var. Ayla Tantuni, normalde burası da kalabalık oluyor ama şu anda bir yapı çalışması var herhalde. Hadi bakalım bir de üniversite 2'ye girelim. Buradan da kendimize bir tatlı bir şeyler bakalım. Ne diyorsunuz? Şuradan da ufak bir tatlı alalım. Evet dostlar, ben üniversite 2'de kendime tatlılık bir şeyler bulamadım ya. Genelde daha çok böyle kıymalı patatesli börekler, onlar bunlar vardı. Açıkçası artık yemek de istemediğim. Şu hatırlıyor musunuz? Metronun orada bir tane kahveci vardı. Videonun en başında. Oraya gidelim. Oradan ben bir kahveyle sonlandırayım artık Bornova gezimi. Şu anda aslında başladığım noktaya geri döndüm. Öyle söyleyebilirim. Umarım videodan keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Akşam halini gösterdik. Eğer videoyu sevdiyseniz gündüz Gökçe'yi de yanıma alıp, ki belirttiğim gibi o da bir Ege Üniversitesi mezunu, onunla şöyle daha detaylıca gezebiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz onu. Belki o zaman fakültelerin içine de gireriz. En azından size kampüsü gösteririz. Hadi bakalım. Şimdi şu kahvecinin oraya gidelim. Bu arada bakın böyle Bornova'da çılgın bir köpek popülasyonu da var. Aynı şekilde fakültenin içinde de çok fazla köpek oluyor. Da aklınızda bulunsun. Hadi bakalım şu kahveciye doğru ve Bornova metro istasyonuna doğru geçelim artık. Bornova böyle. Akşamları da böyle. Tabii söylediğim gibi yazın, yani baharda daha bir cıvıl cıvıl oluyor. Şansıma orası da kapanmış maalesef. Kahvemi de alamıyorum. Bornova metro istasyonuna oraya geri döndüm.
başta da söylediğim gibi Ege Üniversitesi karşımda kaldı. Hava artık iyice soğumaya başladı. Umarım tekrardan söyleyeyim videodan keyif almışsınızdır. Burası işte aslında her şeyin birleştiği nokta. Buradan yine Alsancak'a Karşıyaka'ya da gidebilirsiniz. Öyleydi dostlar, bir videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda tekrardan artık farklı bir yerlerde görüşmek üzere. Videoyu sevdiyseniz söylediğim gibi gündüz de bunu yapabiliriz. Buradan da çiçek alabilirsiniz. Güzel. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.